Lan okula mı gidiyorlar, sahneye mi çıkıyorlar? Beni de bağır şunlara bak, canımı sıkıyorlar ha. Bağırdım babacığım. İşleri güçleri siz. Oysa ki bana bak, her daim hazır. Bitli pirayı. Aferin kızım, o yüzden en çok seni seviyorum. Bilmiyor musun? Aslancığım. Şunu içer misin lütfen? Hadi. Yavrum, oldu olacak fitil taksaydım bari. Yolda hallederdim ben bu işleri ya. Yo, vitamin şurubu bu. Kuvvetten düşme diye özel yaptırdım. Bir tanem benim. Ağzımdan vitamini, sırtımdan etamini eksik etmez anam. Şunlara bak, liseli aşıklar gibi. Nihale! Ceketimi getir, dükkana geç kaldım. Çıkıyorum hadi. Geldim, geldim Kubat'ım. Getiriyorum. Al canım benim. Annem! Kız bu nasıl ceket? Gözümü aldı ya, aynalı parlayı. Bu ne ki? Ay ben sana söylemeyi unuttum değil mi Kubat'ım? Neyi? Gazinoda işe başladım ama. Hiç de haberim yok ha. Repertuarım da geniş değil. Ne yapacağım ki ben bununla? Ay hayır tabii ki de yani Kubat'ım. Eski ceketini eskiciye verdim mandal karşılığında. Sonra mandal almaktan vazgeçtim. Bana da bu ceketi verdi yani. Kızım ne biçim alışveriş bu? İşin içinde para bile geçmiyor ya. Al bunu, ben bunu giymem. Git bir fakire ver. Fakir de giymesin. Sen giy, sen de. Kimse giymesin bunu. Ne biçim ceket? Ama Kubat'ım öyle deme, seni sıcak tutacak. Bak içi de yünlü, hem buralarını üşütmezsin yani. İyi gelir Kubat'ım, iyi gelir. Ay ne varmış canım, biraz cafcaflıysa gölgeden yürürsün. Kimse fark etmez seni yani. Yani bu öbür ceketten daha iyi diyorsun yani. Tabii ya, ben seni düşünüyorum yalnızca. Ya nasıl aşktan söyledin? Ne kadar güzel söyledin, vallahi içimi yar edin. Ben o zaman bu ceketi aşktan giyiyorum vallahi. Tamam Kubat'ım, hadi giy, çok da yakıştı. Hadi aslan kocam, hayırlı işler olsun sana. Çok yakıştı değil mi? Çok güzel oldum. Vallahi gözlerimi alamıyorum Kubat'ım ha. Hadi görüşürüz. See you pekmezim. Baba, sen annemi nasıl tavladın? Uzun hikaye kızım, uzun hikaye. O zamanlar baban filinta gibiydi. Öyle bir yakışıklıydım ki gören bütün kızlar aklını kaybediyordu. Babam bana izin verseydi o dönem artist olup filmlerde oynayacaktım. Ya babası izin verse film çekecekti. Ama çizgi film. Atom karınca. Jilet gibiydim, jilet. Sen bana inan. Ha, bir de harbi güzel sesim vardı. Öyle bir yanıktı ki herkes hasta oluyordu. Değil mi kız? Tabii tabii. Tarzan gibiydi babanız. Ay, ocakta yemeği unuttum ben. Ya Nihale bunu bana giydirdi ama dalga geçerler benden, alay ederler. Kıyıdan kıyıdan git. Abi sen nerede sahneye çıkıyorsun ya? La oğlum yürü git, sabah sabah. Dalga mı geçiyorsun lan benden? Yürü git terbiyesiz. Pardon abi, Gülpavyon neredeydi? He Gülpavyon, gel göstereyim sana. Bak şimdi Gülpavyon. La oğlum ne Gülpavyon lan? Lan senin. Anam bana çıktı ya. Hey! Terbiyesizler. Sen şimdi eskileri açıp bizi götürüyorsun oralara. Çok yanıktı babanın sesi, çok. Evet, lastik yanığı gibi. Vay canım, sabah sabah çamur atma. Harbiden ayıp oluyor. Sen de çamurluk tak. Sen niye hala burada duruyorsun? Hadi gitsene işine be. Bir şey sordu, cevap veriyoruz. Kızım günlerden bir gün annenin penceresinin yanına geldim. Derken bir uzun hava koydum orada. Sağlam bir uzun hava. O dönemler güzeldi. Aslancığım, böldüm ama doğalgaz faturası zamlı gelmiş. Arkadaş, adı doğal olup da rakamları doğal olmayan tek fatura bu galiba. Ben anlamadım. Vallahi yetiremiyorum Meveş. Ek iş yapacağım bu gidişle. Kusura bakma. Bu ne lan? Olimpiyat amblemi mi? Yanık ses. Baharat gırtlak. Doğal gazın faturasını görünce sesin kaçıverdi birdenbire. Bana bak, benim sana bir teklifim var. Bak ek iş olarak bu güzel sesinden geceleri gazinoya çık. Çok iyi para kazanırsın. Bana teklif var. Yani bana teklif geliyor da ben bu tür işleri yapmıyorum yani. Evli baklı adamım. Ne yapacağım? Turnelerle, sahnelerle mi uğraşacağım? Yoksa teklif çok. Sallama. Sallama yavrum. Kalede volkan var. Of. Babacığım çok bekletmedik değil mi? Yok kızım. Kışı kapı arasında geçirdik, yazı getirdik. O kadar. Ne yapıyorsunuz yukarıda? Anlamıyorum ki ben arkadaş. Bu ne hazırlıkları ya? Hadi yürü. Oh!
bile başımıza icat çıkardın ya. Bir daha söyle. Ya bu nasıl servis böyle? Hırt. Sen ne anlarsın? Ben yenilikçi bir kadınım. Bunlar Jülide'nin ıslahat fermanları. Bundan sonra böyle. Sevgili yolcularımıza eski gazino alışkanlıklarını hatırlatmam icap etti. Senin anlayacağın uçan gazino. Aslan kardeşim, güzel sanatçı evladım. Bu böyle mi söylenir? Bak bak. Türküyü söylemeyi bilmiyor ya. Türkünün bir inişi var, bir çıkışı var. Çözemiyorlar. Ya şimdiki jenerasyon harbiden bak beni delirtiyor ya. Ben söyleyeyim bari, böyle olmuyor. Ha beşerim, bir si bemol ver bakayım oradan bir tane. Ni bemol? Si bemol ver yavrum, şarkıya gireceğim, o anlamda diyorum yani. Ha, torpido da olabilir mi abi? Oğlum, si bemol diyorum, anlamıyor musun? Memol ne demek, memol? Memol demek nota demek, Cahil. Bunu da mı anlamıyorsun? Tamam, ben kendim yaparım ya. Hadi çabuk dur. Aman, aman, aman. Süper, babacığım, süper, süper. Ya dur be yavrum, daha devamını dinlemedin. Ne konuş? Aman, aman. Hey, radyoda okullarla ilgili bir duyuru vardı da onu açabilir misin? Niye, ben niye duymadım? Ne alakası var? Oo, babacığım, vallahi duydum. Kızlar, siz de söylesiniz de duydunuz değil mi? Evet, evet babacığım, ben de duydum. Çok önemli diyordu. Orayı bilhassa dinlersek. İyi, aç o zaman, aç da dinlesinler. Türküyü söyletmedim ben. Ya bir şey eksik biliyor musun şimdi? Yani sen böyle çok yalnız kalıyorsun. Senin yanında bir böyle birkaç saz ekibi olsa, arkandan böyle çalsalar nasıl olur? Süper olur ya. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hırtapoz, bozuntu, bilye, düdük, makarna, abdi, kupti. Dalga mı geçiyorsun? Ha? Bir daha söyle bakayım. Yani saz ekibi olsa arkanda. Ben bunu niye düşünemedim daha önce acaba? İyi fikirmiş. Evet, başlıyorum. Ada sahillerinde bekliyorum her zaman yollar. Salın ada gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Salın ada gel. Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel. Vay be! Benim gibi koskoca gazinolar kontu Yılmaz yerinde durmaz, bir türkücünün ayağına kadar gitti. Yılmaz abi, senin teklifini kabul etmediği için ben onun ayağına sıktım. Yani ayağına gitmiş sayılmazsın. Diğer sanatçılarımız ne yapıyor? Abi az solist Yangın Hamdi klip çekiminde yanmış. Salak. Si bemol Erol da rakip gazinocu Cabbar'a kaçtı. Neyse boş ver onları. Bize halkın içinden bir sanatçı gerekiyor. Bak güzel, bir şey dediğimiz yok. Bak gitarın. Zaten ben de talihim. Birader, bir şey söyleyebilir miyim? O türkü öyle söylenmez. Anlatabiliyor muyum? Yani bozmayın abicim geleneklerimizi. Ver bakayım bir şey. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da gel. Haydi yavrum, dön dolaş yine bana gel. Buyurun, hoş geldiniz abi, ne lazımdır? Hoş bulduk. Affedersiniz, o ses sizden mi çıkıyordu? Evet, benden. Abimden bana geçti abi, hayırdır? İnan ki Çağlayan gibi bir sesin var kardeş. Benimle çalışır mısın? Olabilir abi, biz esnaf adamız, siz de mi pek çoksunuz? Pardon, kendimi tanıtmayı unuttum. Günaydın Kumru. Günaydın canım. Aa, ne öndeki? Ceyhun'uma hediye aldım. Ay inanmıyorum ay ben sana ya. Nasıl yaparsın bunu hem de bu devirde? Ne yaptım ya? Ya sen hiç kadın moda dergisi falan okumaz mısın? Yo. Belli. Okusan bilirdin zaten.
Neyi? Ya erkeklere öyle hediye medya alınmaz. Bu bütün dünyada geçerli bir kuraldır. Neden? Hediye alırsan erkek seni avucunun içinde bilir çünkü. Yani hemen böyle havalara girer, kendini bir şey zanneder. Erkekler zor olanı sever Ayben. Zor ol bakayım. Ay böyle zor mu olur Ayben? Hala çok kolaysın. Ne yapayım yani? Ona biraz kötüyü göster. Yani Ceyhun bugüne kadar senin hep olumlu yanlarını gördü. Onu biraz zorla. Bakalım Ceyhun'un sevgisinin sınırı nereye kadar? Gerçek sevgi hatasıyla, eksiğiyle, her şeyle sevebilmektedir. Ben gazinocular kontu Yılmaz yerinde durmaz. Evet. Piyasada ne kadar arabesk söyleyen varsa, fantezi müzik söyleyen varsa benim elimden geçti. Benimle çalışmaya var mısın? Selam kızlar. Selam. Selam. Ne önündeki? Hediye mi aldın yoksa? Hediye mi aldım? Ha yok. Ben kaşlarımı aldım. Kaşlarım var bu kutuda. Kaşlarım mı? Kutuda mı? Evet. Evet yani benim çünkü her gün kaşlarım çıkıyor. Ben onları yoldukça bu kutuda biriktiriyorum. Ceyhun'cum öyle Ayben Kral olmak zor iş. Tabii tabii zordur yani. Ne oldu? Soğudun mu benden? Yok canım niye soğuyayım yani? Herhalde senin doğal halindir falan bilmiyorum yani. Soğumadım. Tabii çalışma derseniz biz esnaf adamız abi. Şu anda ekmeğimiz de kırınları. Hayvan satıp parasını kazanıyoruz abi. Böyle elden geçme falan filan bize gelmez anlatabiliyor muyum abi? Sağ ol, teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Dur. Hemen karar verme. Tamam. Ben bilmem. Karım bilir deme. Tamam. Akşama kadar bir düşün. Dur. Şu kartım. İstersen akşama kadar şunlarla bir sohbet et. Akşam da beni ararsın. Karşında yeni bir as solist duruyor. Görüşmek üzere. Hayırdır Aslan abi, bu ne durum böyle? Ya anlamadık biz de. Gazinoya çıkmak için teklif de bulundu ama biz bu saatten sonra kendimizi bozamayız abi. Üç tane çocuğumuz var, ekmeğimiz yerinde yani. Ne işim var şimdi gazinoya çıkacağım? Bak, sana da single yapacağım. Anam, anam diye. Bu ceket ne oğlum? Abi bırak ceketi meketi. Sen star oluyorsun ya. Enim! Günaydın çocuklar. Oturun, oturun. Evet, şimdi herkes kağıtlarını kalem... O ben. Kızım ne oldu senin koluna? Önemli bir şey değil hocam. Sadece ufak bir kırık. Ama doktor, ölümcül olabilir. Nasıl önemli değil ya? Olur mu öyle saçma şey? Ben şimdi yazılı yapacaktım. Seni nasıl sokayım sınava böyle? Sen bari eve git de iyice bir dinlen. Senin yazılı işini sonra hallederiz. Dur babanı arayalım da o gelsin alsın seni. Aa yok hocam öyle. Olmaz öyle şey yani. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam. Bu zor günlerinde onların yanında olmam lazım. Eğer şimdi gidersem kolumla birlikte kalbim de kırılır. Hadi ya. Öyle mi diyorsun yani? Vay be. Helal olsun. Bravo. Çocuklar görüyorsunuz değil mi arkadaşınızı? Nasıl eğitim aşkıyla yanıp tutuşan bir arkadaşınız var. Keşke bütün öğrencilerimiz aynısı olabilse. Neyse, vakit nakittir. Herkes kağıtlarını, kalemlerini çıkarsın, yazılıya başlıyoruz. O ben hariç tabii. Canım. Bu ne böyle ya? Yavrum bunlar hayatımın fon müziği. Bunlar olmadan mümkün değil keşfedilemem. Ben hata yapmışım. Bir gün uyandım ve
dınk diye ampul yandı tepende. Neden hayatımın fon müziğiyle dolaşmıyorum diye. İşte tanıştırayım beyler. Sen öyle diyorsan öyledir. Ah merhaba. Ada sahillerinde bekliyorum her zaman yolları. Ne oluyor ya? Kes. Kes. Merhaba. Şöyle alayım sizi. Gazinocular kralı mısınız? Yok değilim. Prodüktör? Yok vallahi değilim. Yapımcı, yayıncı, dağıtımcı? Yok maalesef. Ya ne diyorsunuz, olur mu yani? Ya niye olmasın ki Aslan abi? Mükemmele yakın bir sesin var. Sana şöyle iyi bir menajer lazım. Bu kadar. Diyorsun. Evet abi, bu menajer son derece zeki, çalışkan, akıllı bir adam olmalı. Bence de. Çok şık giyimli, tatlı, sevecen, ruhtan anlayan bir adam olmalı. Çok doğru. Aynı zamanda çok zeki olmalı, asla oyuna gelmemeli yani. Katılıyorum, ağzın bal damlıyor Kubat abi. Ayrıca bu menajeri öyle çok uzaklarda aramaya gerek yok. Şöyle bir etrafa baksan yeter ha. Doğru diyor Aslan abi, o menajer ayağının dibinde. Yani benden bahsediyor, menajer benim. Enem, fırsatçıya bak. Bu saydığım özelliklerin yarısı bile yok yalan sende. Aslan Kral'ın yeni menajeri benim. Yani yabancıya gitmesin, saydığı bütün şekiller varmış onda zaten. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Ben şu ilerideki kuru yemişliyim. Niye böyle giyindin? Dıngıl! Sen benim gibi koskoca bir kadını yanıltmaya ne hatta cüret edersin ha? Bu cüreti nereden alıyorsun? Niye böyle giyiniyorsun zengin gibi? Defol gözüm görmesin! Çıkara! Ne oluyor ya? Abla senin anandır, bana abla deme lan! Abla dedi bana! Sakin ol. Sakin. Sokaktayız. Sakin, tamam. Bu arada... Asıl problem sizde. Sen detone oldun. Sen nota kaçırdın, sende ritim bozukluğu var. Ben ne yaptım? Senin yaratılışında problem var. Sen bir yaratılış hatasısın zaten. Hadi çalın, çalın, çalın. Neşemizi bulalım, hadi. Ana sahillerinde bekliyorum her zaman yollarına gözlüyorum. Ben ne olacağım Aslan abi? Ya sen de getir götür işlerine falan bakacaksın. Ya. Bir nevi sanatçı kargosu. Ha bak, bu da çok mühim bir iş. Ben varım. Ben de o zaman basın danışmanınız olayım Aslan abi. Sözcükler enter mantır girerim. Güzel olur. Heh, güzel. Ekip tamamlandığına göre başlıyoruz abi. Ne dersin? Yani güzel bir hayal gidiyorum Kubatçığım ama bu işler bize göre değil birader. Ben evli çoluk çocuk sahibi bir adamım. Bu yaştan sonra kendime güldürtmem sahneye çık. Ya abicim, sahneye gülsünler ki? Bak çok para kazanacağız. Bu işin içinde çok güzel paralar var. Kimseyi düşünmüyorsan beni düşün Aslan abi. Oğlum şarkıyı söyleyen benim, sana ne oluyor yiyip bitiriyorsun kendini ya? Boş ver, istemiyorum diyorum. Bu mevzuyu bu kadar uzatmayın be kardeşim. Ana siz ne kadar çok para göz olmuşsunuz lan. Nereden biliyorsun bu işin hayırlı olacağını? Götür herife ver de ki kabul etmiyor. Israr da etmeyin. Bak tersten abim terstir de. Tersine gelirseniz çok fena yapardı. Bu mevzuyu da kapatın. Ben gideyim biraz meveşli konuşayım. Bunun makarasını yapayım, güleyim evde. Hadi eyvallah. Babanıza bir türkü söyletmediniz. 5 dakika dinleseydiniz ölür müydünüz? Delikanlı günler. Hoş geldin hayat. Hoş bulduk. Kızlar ellerinizi yıkayıp sofraya geçin. Ne haber yavrum? Valide Hanım size de iyi akşamlar. Leş, içeri kedi mi girdi? Miyav miyav bir ses duydum. Görüyorsun değil mi? Selam veren de kabahat yani. Selam da işlemiyor derisini aga. Öyle olmuş ki yani anlatamam. Hayatım nasıl geçti günü? 10 numaraydı bir tanem yani. Faturalar için bir şeyler ayarlayabildin mi? Yok, fatura için bir şey ayarlayamadım da. Bugün bir bakalım ne oldu? Ne oldu? İş teklifi aldım, gazinocular kralından. Hangi gazino? El gazinosu. Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Ya gözünü seveyim, bir şey konuşuyoruz Valide Hanım ya. Yani ben sakin sakin, mütevazi bir şekilde durdukça sen iyice coşuyorsun yani. Hakikaten biraz dikkat et ya, kaç yaşımıza geldik ya. Yavrum, gazinocular kralı Yılmaz Yerinde Durmaz diye bir adam geldi, kartını verdi. Sesimi de çok beğendi, orada duruyordum öyle. Gel dedi, benim gazinomda çık dedi. Vallahi diyorum bak. Bana bak, adam senden kafayı bulmuş. İsmine bak ya, Yılmaz Yerinde Durmaz.
Neyse kale almıyorum. Şey adam yani öyle bir mütevazı bir herif. Böyle beni görünce sesimden falan bir şey yaptı ama ben herifi tersledim yani. Dedim babacığım ben işimde gücümde bir adamım yani. Zaten yerim belli, yurdum belli. Bu işlere bakmıyorum dedim. Ama bir açık kapıda bıraktık bilmiyorum. Dur bakalım ne olacak. Maçam yemedi demiyor da senin sesini kim ne yapsın ayol? Meveciğim ben bahçede 5 dakika hava alırım. Yarım kilo da bana al. Olur. Ya Jülide bak bu iş böyle olmaz. Önce sana demo falan yapmak lazım yani. Sonra klip yaparız yani onun üstüne bir de konser falan ayarladık. Kes be zırvalık durma. Elmas kömürde parlamaz host efendi. Anladın mı? Ben odamda oturup keşfedilmeyi bekleyemem. O yüzden kendimi keşfettireceğim. Anlatabiliyor muyum? İyi ama önce bunun bir hazırlık çalışması falan var biliyor musun? Bir dakika. Zenginlik kokusu alıyorum. Digel, digel. Saat 12 bak. Garson! Buyurun efendim. 3 porsiyon künefe istiyorum. Üst üste getir hepsini yiyeceğim. Hemen efendim. 3 porsiyon künefe ne demek lan? Kesin bu adam müzik yapımcısı. Bence aç. Sus be! Ye önündekini zıkkım lan. Basiretsiz, çapsız, basit. Bu ne hal oğlum? Ne yapıyorsunuz ya? Tapir reflüden kör olmuş aslan abi. Gözlerinin açılabilmesi için Güney Afrika'da tedavi olması şarttır. Çok para lazım. Bu kadar para ancak müzikte varmış. Bir daha entere giremeyeceğim. Bir daha kimseyi seri eksileyemeyeceğim. Üzülme Tapir. Sen söylersin, ben girerim. Gariban troll arkadaş. Aslan abi şunun haline bak. Tapir'in haline bak. Acı biraz. Sende acıma yok mu? Yazık. Yazık. Ya yavrum siz neyin peşindesiniz? 3 tane soytarı gibi geçmişsiniz karşıma. Abuk subuk konuşuyorsunuz ya. Ben o adamın gazinosunda falan çıkmam. Uyandırayım sizi yani. Geçin bu işleri. Kurban olayım Aslan abi. Gel kabul et şu türkücülüğü ya. Oğlum yapmam diyorum. Sen anlamıyor musun lan? Açarım Tapir'i. Aslan abi açarım bak Tapir'i açıyorum. Açıyorum. Açmazsan ben seni açacağım zaten. Açarsan aç bana ne lan? Hakikaten size hakaret etmekten bıktım ben. Ya arkadaşım ben dediydim size en parlak fikirlerimizi sona saklayalım diye. Başta harcamayalım dedim ya. Oğlum yılmak yok. Yılmak yok. Pes etmek yok. Daha savaş şimdi başladı ya. Dandik Amerikan savaşlı filmleri var ya. He. Oradaki çavuşlar gibi veriyor gazı, veriyor gazı. Sen toplan, toplan abicim. Toplan bir şey anlatacağım. Toplan, toplan. Kubat abi. Biz ne yapacağız? Hadi more. More. Kardeşim, ne rezalet böyle kulağımın yordamını yırttınız. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi bela bu evde ben aslan kralım hep akıllı. Aslanın ağzında evin içi bile bir uçurum aslında. Düşerim korkusu değil aklımda. Diyemem giderim dönmem geri. İstedim dedi hayır. Bu gece dedim hayır. Ne zaman desem hayır. Kralım aslan yalan mı? Evden Mısır çarşısına gidelim. Her günkü gibi pet shop'a girelim. Dedikodu kazanı kaynar özelim. Ben yandım sen yanma güzelim. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Anam ne yapsam kabul etmiyor ya. Yılmaz Bey de çağırdı. Anam! Hanımefendi müzik yapmayı kesin lütfen. Müşterilerimizi kaçırıyorsunuz. Ben çok güzel garson kaçırırım biliyor musun sen? Sen beni tanıyor musun? Ver evladım. Şu gördüğün naçizane aleti ağzına sokarım. Bütün gün klarnet gibi dolanırsın orada. Borazan kapıla! Çek et! Şşt yürü de. Delio! Ne be? Ah pardon efendim buyurun. Sanatımıza devam edelim. Haydi more. Pşşt more yel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 
Suat Bey. Yılmaz Bey. Memnun oldum. Beni telefonla siz mi aradınız? Maalesef. Efendim ben size kendimi tanıtayım. Ben Kubat 30 Şubat Aslan Kral'ın menajeriyim. Bu görmüş olduğunuz kaba sakal arkadaş da bizim basın danışmanımız. Efendim şu besinsiz arkadaş da getir götür işlerini falan yapan Beşer. Arkadaşlar kim acaba? Kız kardeşim Şelale Hanım ve yardımcım Müstehittin Bey. Telefon ettiğinize göre Aslan Bey teklifimi kabul etti demek ki. Hadi hemen girelim şu işi bitirelim. Yılmaz efendim bir saniye. Efendim şimdi şöyle bir şey var. Sanatçı kişi bu saatte uyumuştur. Rahatsız etmemek lazım kendisini. Aslan, yarın faturaları ödeyebilecek misin? Son günü geçti. Yavrum dur halledeceğiz dedik sana. Tamam bugün iş yok zaten. Canım sıkkın. Ay ben bir işe mi başlasam acaba? Hem eve de katkım olur. Ya Beyveş öyle bir şey konuşuyorsun ki yani. Daha neler be kardeşim? Biz ölmedik, halledeceğim bunu. Ne beş? Vallahi çok üzülüyorum. Bu kadar güzel sesi olan bir kocan var ama paranız yok. Valide Hanım bak benimle uğraşıyorsun. Şu saate kadar kendimi sıktım. Canımı sıkma. Artık bak ben okursam var ya kimse dayanamaz. Sen ne konuşuyorsun? Burada bir cevher var ya. Ateşin önünde duruyorum ben. Fazla uzatmayalım. Adamımı elimden kaçıracağım. Hadi girelim de şu işi bitirelim. O bencim. O elindeki sargı bezleri nedir? Ay sabahtan beri mandrake gibi çıkartıp duruyorsun. Bunlar benim ders notlarım ablacığım. Kızım sen defter kitap kullanmak nedir bilmez misin? Sen karışma abla. Bundan sonra ders notları yerine sargı bezleri var. Ya abla sen de şu kardeşine bir şey der misin artık? Ne oldu ki? O ne ya? Abla kaşlara ne oldu senin? Canlarım bu bir test. Bakalım şimdi Ceyhun buradan geçerken beni bütün kusurlarımla beğenecek mi? Kubat ne oluyor ya? Şişer Kubat ne oluyor oğlum? Evet. Gazinom'daki az solistik teklifime ne diyorsun aslan? Kabul etmiyor ya. Bu adam mı gazinocular kralı? Ayol bu manava benziyor. Bak karpuzdan anlamış. Ne demiştiniz abi? Yani teklif ettiyseniz o zaman kabul ediyorum. Anam kabul et diye yaşadık ya. Yürü bak sen abi. Seni kim tutar? Şişt, tutmayın lan ben öpeceğim abi. Abi bu adam çok yakışıklı ya. Evli mi acaba? Evli. Ama şimdilik. Ha. Evet. Arabeskin kralı Aslan Kral bu gece İstanbul sahnelerine güneş gibi doğuyor be. Yok artık. Ceyhun. Ne haber? Gerçekten sevmiyor.